Tutmuşsun 10 kilogramı, yukarı çıkartıyorsun. Elinden kaybolmasın için dua et. Çünkü bir anda eksi 10'a düşersen yapar. Ne yapacağız? Ağırlık kemerleri hani arama kurtarma atıyorlar ya, sonra çık. Evet, ağırlık kemerini çıkartacaksan ağırlık kemerini alırsın. Teknenin altına kadar getirirsin. Teknenin altında aşağıya bir halat indirirler, bağlarsın, yukarı çektirtirsin. Ya da sağa kadar getirirsin, kıyıdansa. Sağa kadar suyun altında getirirsin. Sonra ayağa kalktığında ağırlığı çıkartırsın. Herhangi bir tehlike arz etmez. Kurtarma yaparken kurtarılacak olmayalım. İki tırnak içinde. O yüzden eğer kurtarmaya giden kişi kendi tedbirlerini ve önlemlerini almazsa karşılaşacağı sorunlarla mücadele etmesi gerekir. Şimdi kaldırma balonu dedik. Kaldırma balonları suyun altındaki iri cisimler. Örnek veriyorum 20, 30, 50 kilogramlık motorları ya da buna benzer parçaları çıkartmak için ki 100 kilogram da olabilir, 150 de olabilir, 200 de, fark etmez değil mi? Devasa gemileri çıkartıyorlar kaldırma balonlarıyla suyun üstüne. Kullanılan kendi özelliğinde genleştikçe hava tahliyesi yapabilen özel balonlardır. Hava tahliyesi tabii ki yukarı çıkarken o balonun bir tahliyesi olmalı ki ne olsun, içinde genleşen hava Bolmariot kanununa göre bir şekilde çıksın. Yoksa ne olur? Balon genleşir. Yüzeye çıkmadan önce patlar. Çünkü kapasitesini aşar. Ama altından rahat rahat hava çıkışı varsa ki genelde bunlar çan şeklindedir, kubbe şeklinde. Yukarı doğru çıktıkça altında genleşen hava tahliye eder. Yukarıdan zaten bir kişi o kaldırma balonu halatla kontrolünü yapar tekneye doğru çekmek, götürmek gibi. Sizin yapacağınız tek şey aşağıdaki cismi o kaldırma balonuna nizami bir şekilde bağlamak. Bağladıktan sonra yukarıya işaretler yöntemini uygulayarak çekmelerini sağlamak. Böylece ne olacak? Siz havayı verdikten sonra balon yavaş yavaş yerden kalkacak. Yavaş yavaş yerden kalktığı için yukarı çıktıkça genleşecek. En son yüzeyde şapka gibi duracak. Teknedekiler de onu gayet nizami bir şekilde çekip alacaklar. O zaman ne yapın? Teknede de ya da kurtarma yaptığınız bölgede sizin dışınızda bazı insanlar da gereksin. Peki, hani balon kullanacağız, şunu yapacağız diyoruz. Ağırlık kaldıracağız, çıkartacağız. Neye göre çıkartacağız? Hani aşağıda örnek bir cisim var. Kaç ne kadar olsun? Mesela burada bir örneğimiz var. 50 kilogram ağırlığında bir deniz motoru var. Suya düşmüş. 50 kilogramlık deniz motorunu çıkartırken ne yapacağız? Basit formül 2'ye 1'dir. Yani sudan bir cisim çıkartacaksanız kaldırma balonunda 2'ye 1 özellik olsun. Eğer tamamen matematiksel bir formül yapacaksanız motorun bulunduğu derinliği de hesaplarsınız. Kaç metrede? 20 metrede. Güzel. Ortalama 30 litrelik deniz suyuyla yer değiştirdiğini düşünüyoruz. Yani ne demek bu? Hacmi 30 litre. Arşimet prensibine göre neydi? Bir cisim taşırdığı su oranında hafifler kaldırma kuvvetiyle birlikte, değil mi? Evet, bu cismin hacminin 30 litre olduğunu düşünürsek demek ki 30 litre su taşırmış ve o kadar hafiflemiş. Denizde 20 metrede 50 kilogram ağırlığında. Elimizde pek çok şey var. Bunlardan birisi şu. Deniz suyunda her litrenin kaldırma kuvveti neymiş? 1.03. Bu ne? Deniz suyunun kaldırma kuvveti. Başka su var mı? Var mı arkadaşlar? Ne var? Tatlı su var değil mi? Bu gölde de olabilir, nehirde de olabilir, bir ırmakta da olabilir. Oradaki suyun kaldırma kuvvetini hesaplarken 1 olarak hesaplıyoruz. Denizse deniz tuzlu su olduğu için 1.03 olarak hesaplıyoruz. Şimdi bu cisim 30 litre hacme sahip olduğuna göre düşündüğümüzde 30 çarpı 1.03 eşittir 30.9 kilogram ne almış? Kaldırma kuvveti sağlanmış. Peki motorun toplam ağırlığı ne kadar? 50 kilogram. Kaldırma kuvveti 30.9. Evet, çok basit bir formül. İkisini birbirinden çıkartırsak ne kadar geriye? 19.1. 19.1 kilogramlık kaldırma kuvvetine bizim neyimiz var? İhtiyacımız var. Bizim kullanacağımız balon
19.1 sağladığı takdirde biz bunu yerden kaldırırız. O halde 19.1 kilogramlık bir ağırlığı kaldırmak için kaç litre suyun yer değiştirmesi gerekiyor? Çok basit. Bu sefer de ne yapıyoruz? 19.1'i bölü 1.03'e, o da 18.5 litre çıkar. Kısaca 20 metredeyse bu cisim, 20 metrenin ortam basıncı kaçtı? 3. Tamamen basit. 3 çarpı 18.5 bulunduğu derinlik. Ortaya çıkan sonuç belli. 55.5. O zaman 55.5 litre hava bazı dolduracağımız bir balonla bu cismi çok rahat zeminden yukarıya doğru kaldırabiliriz. Ama dediğim gibi biraz önceki basitten de 2'ye 1 oranında koyarsınız. Havayı verdiğiniz zaman cisim yukarı kalkmaya başladıkça tahliye olur ve yukarıya çıkar. Bu kadar ağır bir matematiksel, ki bunlar dalış liderlerinin bilmesi gereken ana konulardan biridir, değil mi? Öyle dalış lideri teknede neredeyse bir yerde ana idareci pozisyonunda. Dalış lideri bunu hesaplayabilmeli. Kaç litrede, kaç kilogram, kaç ne kadar olması gerekiyor. O her şeyden sorumlu. Tekneden düşen her şeyi çıkartması gerekebilecek. Tekneye destek vermesi onun için çok önemli bir hesaplama yöntemi. Şimdi kaldırma balonunu kullanmak önemli dedik. Ve pek çok dalış kazası, daha doğrusu kurtarma kazası, dalış kazası diyerek bölmüyorum da, kurtarma sorunların yaşanmasının sebebi ne dedik? İnsan hataları dedik. O zaman ne yaptık? Hata vermemek için doğru bir düğüm attık, gemici düğümü. Sonra obje yükselmeye başladığında objeden ne yaptık? Uzaklaştık. Olası bir durumda obje kurtulursa cisim çıkarttığımız ne olacak? Aşağı düşecek. Hani biz de buradan göndermişiz. Aha çekiyor, çekiyor. Vallahi gidiyor, gidiyor. Aa, bir şey oluyor sanki. Aa, geliyor. Suyun altında öyle karadaki gibi çektim yana kaçtım. Olmuyor değil mi arkadaşlar? O zaman ne olması gerekiyor? Cisim yükselmeye başladığında siz de ondan uzaklaşmalısınız ki olası bir problemle karşılaştığınızda, hani cisim tekrar düşebilir, tekrar bağlarsınız çıkar ama size bir şey olmaması çok önemli. Aslına baktığınızda hep üstüne vurguladığımız şey şuydu: kurtarmaya giderken kurtarılacak olma. Hep tedbirlerini doğru al, önlemlerini doğru al ki yardıma ihtiyacın olmasın. Çünkü sen yardım eden, sen destek veren rolündeki kişisin. Evet, toparlarsak eğer ne öğrendik? Suyun altında arama ve kurtarma, yani suyun altında kaybolan bir cismi bulma. O bulduğumuz cismi de yeniden yüzeye çıkartmak için neler yapmamız gerektiği. Arama yapacağımız cismin hangi özelliklerini araştırmamız gerektiğini, kendimiz olarak nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve yine en son arama yöntemlerinde hangisini hangi ortamda tercih etmemiz gerektiğini öğrendik. Bu bilgiler ışığı altında inanıyorum ki suyun altında düşürdüğünüz ya da kaybettiğiniz cisimleri çok rahat bulabilecek ya da bir başkasına yardım etmeniz gerektiği takdirde, parantez içine söylüyorum, sanayi dalgıçlarının işleri dışında bir olaydan bahsediyoruz, orada destek verebilecek bilgiye sahip oldunuz arkadaşlar. Anlattıklarım içerisinde kafanıza takılan ya da sormak istediğiniz, bu nasıl oluyor hocam dediğiniz bir şey var mı? Herkes gayet iyi anladı mı? Biraz sonra sınav yaparken zaten ne kadar iyi anladığımız ortaya çıkacak. Evet, toparlarsak, Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı Yaban TV'de Cem Karabay'la Scuba Öğreniyorum izlediniz. Sizlere dünyada ilk defa, bakın üstüne basarak söylüyorum, dünyada ilk defa ileri seviye dalıcıların bildiği bilgileri, uzmanlık bilgilerini aktardık ve bunlardan arama kurtarma metodunun nasıl uygulandığını ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini, hatta kaldırma balonlarında hesaplama tekniklerini anlattık. Evet, siz bu bilgiyle dalıcı olmaya hak kazanamazsınız belki ama bizim neler bildiğimizi ve nasıl öğrendiğimizi sizler de
Cem Karabay'la Scuba Ürünü'nün farkıyla öğrenme şansına sahip oldunuz. İnanıyorum ki içinizde dalışa karşı çok daha büyük bir heves oluşmuştur. Belki de kafanızda bazı soru işaretleri oluşmuştur. Her türlü sorunuz için bize bss@bss.org.tr adresinden veyahut doğrudan doğruya Yaban TV'ye yazarak paylaşabilirsiniz. Biz de bütün sorularınıza cevap vereceğiz. Kulübümüz her zaman eğitim almak isteyen dalıcılara açıktır. Web sayfamız zaten biliyorsunuz www.bss.org.tr. Cem Karabay'la Suku Bölünüyorum bu hafta burada sizlere veda ediyor. Ama önümüzdeki hafta yepyeni uzmanlıklarla, yeni maceralarla ve yeni bilgilerle yeniden karşınızda olacağız. Görüşünceye kadar esenlikler sizlerle olsun.